Evet Teknopat'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte AMD'nin LGA platformuna geçtikten sonra piyasaya sürdüğü yeni işlemcilerden bir tanesi olan Ryzen 5 7600 model işlemciyi inceleyeceğiz. İsterseniz ilk olarak işlemcinin biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. 5600X vardı bu işlemciden önce. Bugün 7600 var. AMD çekirdek sayısını artırmadı ama YouTube'unu yeni açanlar için bir çekirdek sayısından ve frekanslardan kısaca bahsedelim. 6 çekirdek 12 threadli bir işlemci. Bu konuda 600 sayısı işlemcilerin gelen geleneksel yapısı bozulmamış. Sadece yeni mimariyle desteklenmiş. Süper. Yeni mimari dediğimizde önceki mimari 7 nanometreydi. Bugün artık 5 nanometreye geçtik. Ama tabii ki bu geçişten daha da önemli olan şey soketin değişmesi. AMD yeni soketle birlikte artık pinleri işlemcinin üzerinden aldı ve anakarta taşıdı. Bunun aslında birden çok stratejik sebebi var. En büyük sebeplerinden bir tanesi herhangi bir arıza durumunda bütün maliyeti anakart üreticilerine yıkmak. Şimdi tabi 7 nanometreden 5 nanometreye geçiş sayesinde frekanslar da biraz yükseldi. Temel frekanslar ve boost frekansı önceki nesle göre ne durumda? Tabi isterseniz 7600'ün frekanslarından bahsedelim. 3.8 GHz'lik bir temel frekansa sahibiz. Bu 5600'e kıyasla 300 megahertzlik bir fark anlamına geliyor. 5.1 GHz'e çıkabildiğimizi görmekteyiz 7600 tarafında. Evet, önceki işlemci olan 5600'de de 4.4 GHz turbo frekansımız vardı. Buna ek olarak AMD'nin önbellik miktarını da 2 katına çıkardığını görüyoruz. L2 önbelliği 5600'de 3 MB iken 7600'de 6 MB değerine çıkmış durumda. Ama asıl farklardan bir tanesi belki bugün bize çok fayda sağlamayacak ama PCI Express hızı. Bir ekleme daha yapmak istiyorum ön bellek kısmında. L3 ön bellek değişmedi. Hala 32 MB. L1 ön bellek de aynı şekilde değişmedi. Sadece L2 ön bellek değişti. Evet. YouTube'unu yeni açanlar için bu ön bellekler arasındaki farktan da kısaca bir bahsedelim. L1 ön bellek işlemci çekirdeğine en yakın olan ve işlemcinin en hızlı eriştiği ön bellek. Sonrasında L2 ve daha sonra da L3 ön bellek geliyor. Tabii ki bütün bunları işlemciye eklemek maliyetli olduğundan dolayı üreticiler işlemcinin ön belleğini kafalarına göre gigabaytlarca seviyeye çıkartamıyorlar. 7 nanometreden 5 nanometreye indirilmesi aynı alana daha fazla transistör sıkıştırılabildiği anlamına geliyor ve bu sayede mühendisler kendi aralarında bir karar verip işlemcinin içerisindeki hangi bölümlerin kapasitesini artıracaklarını konuşuyorlar ve bunun sonucunda da nihayetinde L2 ön kapasitesini iki kat artıracak kadar ekstra yer bulabilmişler silikonun içerisinde. Evet yeterince teknik bilgiden sonra bence bir diğer özellik olan PCI Express desteğinden bahsedebiliriz. 5600 PCI Express 4.0 desteklerken, RARZ'ın 7000 serisinden tanıyacağınız Zen 4 mimarisiyle 7600 PCI Express 5.0 destekliyor. Tabii elimizde PCI Express 5.0 olan bir cihaz olmadığından dolayı şu an için sadece bir özellik olarak bahsedebiliriz bundan. Derinlemesine inemeyiz. Evet, PCIe Express 5.0 AMD'nin ileriye dönük olarak sunduğu özelliklerden bir tanesi. Şu anda ekran kartları için çok ihtiyacımız olduğunu söyleyemeyiz Aynen açıkçası. Öyle. Ama özellikle depolama biriminde PCIe Express 5.0 SSD'ler geldikçe burada ciddi kazanımlar göreceğiz. Çünkü ekran kartları x16 yani 16 hat üzerinden iletişim kurarken SSD'ler 4 hat üzerinden iletişim kuruyor. Bu bağlamda SSD'lerin PCIe Express 5.0 desteğine kazanması bize büyük performans artışı getirecek. Zaten CS'de bazı SSD'ler görmüştük 5.0 destekli. Henüz PC piyasaya çıkmadılar çünkü daha bunların soğutulması gerekiyor. Son nihai tasarımlarının alınması gerekiyor ve uyumlulukların artırılması gerekiyor. Bunlar artırıldığında artık saniyede 10.000 MB gibi hızlara ulaşabileceğiz. Ve güzel yanı x 670 şey Yonga setinde mesela 6 SSD taktığımız zaman ekran kartının band genişliği azalmıyor. Eski nesillerde X16'dan X8'e düşüyorduk. Böyle bir durum yeni anakartlarda söz konusu olmayacak. Bu da güzel bir AMD'nin artısı. 7950X incelemesinde AMD'nin artık yeni işlemcilerine dahili grafik de eklediğinden bahsetmiştik. Fakat tabi bununla oyun oynamak pek mümkün değil. Dahili grafik daha çok giriş seviyesinde hani görüntü almak için kullanılıyor değil mi? Evet açıkçası bu dahili grafik birimiyle istediğiniz gibi oyun oynayamayabilirsiniz. Ama daha iyi bir ekran kartı için bütçe biriktirirken bu dahili grafik birimi işinize yarayabilir. Evet, bütçe demişken açıkçası AM5 platformu ile birlikte maliyetler epey yükseldi. Çünkü AMD burada Intel'in aksine şöyle bir karar aldı. DDR4 kontrolcüyü işlemcinin içerisinden tamamen çıkarttı ve işlemciler şu anda sadece DDR5 desteğiyle geliyor. Ee, bu da tabii ki anakartlarında DDR5 desteği olmasını zorunlu kılıyor ve sizin de DDR5 RAM almanızı gerektiriyor. Bu da toplam sahip olma maliyetini yükseltiyor. Bu anlamda sistemi kullanıcı ilk topladığı zaman dediğim gibi ekran kartı belki olmayabilir. Ekran kartı nın ileride alacak olabilir. Dahili grafik işlemci burada kullanıcının işine yarayabilecek noktalardan bir tanesi. Öte yandan DDR5'e geçmemizle birlikte Bellek kitleri 2x16 toplamda 32 GB olarak satılmaya başlandığından dolayı geleneksel 16 GB standartından bizi biraz daha uzaklaştırmaya çalışıyor AMD. Şimdi maliyetler artıyor dedik. Maliyetler dediğimizde tabii ki hemen aklımıza X670E Yonga setli anakartlar geliyor. Fakat AMD'nin yeni daha uygun fiyatlı nispeten diyeyim daha doğrusu uygun fiyatlı anakartları da piyasaya çıkmaya başladı. Bu bağlamda biraz test sistemimize de bakalım. Çünkü test sisteminde B650 Yonga setli bir anakart kullandık. Bahadır test sisteminden biraz bahseder misin? Hangi soğutucuyu kullandık. Anakartın tam modeli. Belleklerimiz XMP çalışıyor mu özellikle? Buna biraz değinelim istersen. Tabii ki XMP çok önemli. Soğutucuyla başlayacak olursak AMD'nin Red Prism hava soğutucusunu kullandık. E, bu soğutucu aslında kullanmamızın sebebi AMD'nin e, bize bu şekilde bir öneride bulunması. Zira bu işlemci kutudan AMD RAID Stealth yani AMD'nin klasik stok soğutucusuyla çıkıyor. 5600 de RAID Stealth ile geliyordu ve biz bazı testlerde bu soğutucunun 5600'ü soğutmada çok da yeterli olmadığını görmüştük. Bu bağlamda AMD yine benzer tercihi yapmakla açıkçası doğru mu yapmış biraz tartışılır. Ama size de tavsiyemiz daha önce yaptığımız QP sistem toplamada da gösterdiğimiz üzere bu tarz bir işlemciyle ile tercihen RAID Prism kullanmanız yönünde işlem işlemcinin sıcaklığını daha da düşük tutmak için. Tabii ki testlerde detaylı sıcaklık verilerine de bakacağız deyip anakartımıza geçiyorum. Asus'un Tough Gaming B650 Plus Wi-Fi modelini kullandık. Biz 7950X'i ilk incelediğimizde platformun tam pişmemiş olduğundan bahsetmiştik. Bugün artık BIOS güncellemeleri biraz daha gelmeye başladı. E, sistemde de 6000 MHz G-Skill Trident Z bellekler kullanmışız. E, XMP açmada bir sıkıntı yaşadın mı? EZMP açmada bir sıkıntı yaşamadım. AMD'nin e, EXPO denen profillerini DOCP adı altında BIOS'tan çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. E, i̇ki tıkınıza bakıyor açıkçası. Süper. Bazı kullanıcılar da açıkçası uzun boot sürelerinden şikayet ediyordu. DOCP açtıktan sonra böyle bir sorun oldu mu? DOCP'yi açıp kapamaya kıyasla bir fark olmuyor ama genel olarak AMD sistemler Intel sistemlere kıyasla biraz hantal bir şekilde açıldığını söyleyebiliriz. Tabi bu durumda zamanla iyileşiyor. Nasıl ki AM4 sistemler BIOS güncellemesi geldikçe daha stabil hale geldi, AM5'te de benzer şekilde BIOS güncellemesi çıktıkça yapmanız gerekiyor. Bu sayede hem Expo daha sorunsuz çalışıyor hem de sistemin açılış süresini daha da kısaltabiliyorsunuz. Ekran kartına değinecek olursak, NVIDIA'nın referans tasarım, Founders Edition modeli, GeForce RTX 4090 modelini tercih ettik. Buradaki yegane sebep de ekran kartından kaynaklı herhangi bir darboğazı engellemekti. Öte yandan, 4090 gibi üst düzey bir kartı besleyip besleyemeyeceğini açıkçası biz de merak ettik. Evet hatırlarsanız 7950X ile de bu ekran kartını test etmiştik. Bu bağlamda 7600'ün performansını doğrudan 7950X ile de karşılaştırma şansı elde edeceğiz. Yoksa son kullanıcı bu işlemciyle belki 4090 tercih etmeyebilir. Bu tamamen tabii ki tercihinize bağlı. Bazı okurlarımız merak ediyor olabilir neden 7950X ile karşılaştırıyoruz? Açıkçası internette Ryzen 5 7600'ü 5600, 7600X gibi işlemcilerle kıyaslayan epey video var. E biz bu konuda farklı bir şey yapmak istedik ve üst düzey kartları 7600'e besleyebiliyor muyuz bunu görmek istedik. Süper test sistemiyle devam edecek olursak Samsung'un 960 Pro SSD'sini kullandık ve sistemimizde de Asus'un ROG Thor 1200 W Platinum 2 model güç kaynağı güç sağlıyordu. Şimdi testlere geçmeden önce işlemciyi bir de overclock yaptık. Neden? Çünkü AMD'nin platformunda çarpan kilitleri açık ve işlemciyi kolaylıkla overclock edebiliyoruz. Orta sınıf alınan AMD işlemcilerde genellikle kullanıcılar tarafından overclock edilebiliyor. Burada işlemciyi overclock etmekteki amaçlarımızdan bir tanesi de işlemcinin turbo frekanslarına daha da yaklaşmaktı. Çünkü varsayılan ayarlarda turbo frekansları pek de göremedik. Bundan da biraz bize bilgi verirsen sevinirim. Şu şekilde ofis içerisinde üretkenlik testlerini daha erken yapıyoruz oyun testlerine kıyasla. Çünkü daha az vakit tüketiyorlar ve bu esnada hemen 23 testini yaparken fark ettim ki işlemci 4.5 GHz civarında takılıyor ve vaat azami turbo frekansı olan 5.1 GHz'e yaklaşamıyoruz bile. Ve bu bağlamda işlemciyi kutudan çıkardığımız haliyle sınırlarını zorlamadan bu turbo frekansa ne kadar yaklaştırabiliyoruz bunu görmek istedik ve bir hız aşırtma yaptık. 5.1 GHz'de cihaz all core overclock'la yani tüm çekirdeklere işlenecek şekilde sabitledik. Bu overclock sonrasında tabii ki yine işlemcinin performansını test ettik. Cinebench R23'te 13779 puan elde eden işlemci overclock sonrası 5.1 GHz frekans ile 14723 skoruna ulaşmayı başardı. Bu da %6.8 oranında daha yüksek bir performans anlamına geliyor. Performans artışına ek olarak notlarıma baktığımda öncesinde işlemci sıcaklığının 86.5 derece olduğunu görüyorum. Fakat oğuklak sonrasında sıcaklık 84 dereceye düşmüş. Burada bir undervolt işlemi de yaptığını düşünüyorum. Açıkçası kaç volta indik bundan biraz bahsedelim. Şu şekilde işlemci PBO ayarında 20'şer milivolt inerek eşik değerini bulmaya çalıştım. Ve 1.160 volt gibi bir tatlı noktada karar kıldık. Bu noktada işlemci çalıştırdığımızda hiçbir hata almadan 5.1 GHz'de işlemci sorunsuz bir şekilde çalıştırabilir haldedik. Evet, undervolt işlemi de aynı Ooklak gibi aslında işlemcinin çıkabileceği bir üst limit var. Aynı zamanda işlemcinin inebileceği bir alt voltaj limiti var. Bunu teker teker deneyerek bulmanız gerekiyor. İşlemci normalde 1.25 volt ile çalışıyor. Siz bunu adım adım düşürmeye başlıyorsunuz. Fakat aşırı düşürürseniz işlemci yeteri kadar enerji alamadığından dolayı sistem mavi ekran verebiliyor veya kapanabiliyor. Farklı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Burada sistemin kararlılığı bozmadan inebileceğiniz voltaj değerini bulmanız gerekiyor. Bizim elimizdeki işlemci 1.16 voltta stabil bir şekilde çalıştı fakat sizin satın aldığınız işlemci aynı volta çalışmayabilir belki daha düşük volta çalışacak belki daha fazla volta çalışacak bu da aslında tamamen bir silikon piyangosu yani piyasadaki satılan bütün Ryzen 5 7600 işlemciler aynı voltaj değeri inecek diye bir kaydı yok bu yüzden de kendiniz işlemcinizi deneme yanılma yöntemiyle undervolt yapmanız gerekiyor. Evet minik overclock ve undervolt deneyimizden sonra işlemciyi tekrar normal değerlerine çekiyoruz ve bu şekilde testlerimize başlıyoruz. İlk testimiz Cinebench R23 ile 7600 bu testte 1855 tek çekerek performansı elde ederken 7950x 2069 puan elde etti. Çok çekerekte ise 7600 13779 puan elde etmişti. 7950x ise 38594 puana ulaşabiliyor. Arada devasa bir fark var. Evet, çünkü çekirdek sayısı doğal olarak 2 katına öyle. çıkıyor. Bu da bize devasa bir performans olarak dönüş yapıyor. Tabii ki Cinebench R23 tek testimiz değildi. Diğer testlerimizi de yaptık. Onların da verilerini paylaşalım. Tabii üretkenlik testlerinin devamlı getirecek olursak V-Ray testine devam edelim. Ryzen 5 7600'de 10461 puan alırken Ryzen 9 7950 xde 29790 puan aldık. Açıkçası burada Cinebench'e benzer bir skor aldık. Epey uçurum fark var. Geekbench'e devam edelim. Tek çekirdek tarafında 7600 2082 puan verirken 7950X 2270 puan verdi. E çok çekirdek tarafında da 7600 11030 puan verirken 7950X 23701 puanla karşınızdaydı. Bir de Premiere Pro'da video dönüştürme işlemi gerçekleştirdik. Tears of Steel videomuzu 4K çözünürlükteki videoyu YouTube 1080p formatına dönüştürdük. Bu işlem 7600 ile 2 dakika 10 saniye sürerken 7950X ile 40 saniyede tamamlandı. ...çok çekirdeğin farkının aslında ne kadar test sonuçlarına yansıdığını görebiliyoruz, değil mi? Evet, render esnasında Premiere Pro çok çekirdekten yararlanıyor. Fakat özellikle timeline'da videoyu kaydırırken daha çok tek çekirdek performansına baktığını söyleyebiliriz. Geçmişte bazı AMD işlemcilerle birlikte burada takılma sorunu yaşıyorduk. Fakat AMD artık tek çekirdek performansında fazlasıyla yüksek bir seviyeye ulaştığından dolayı... ...Premiere Pro'da artık sorunsuz editleme yapabiliyorsunuz. Oyun testleriyle devam edelim. Biliyorsunuz ki 7600'ü 7950X'le karşılaştırmamızın arkasındaki sebep güçlü kartları beslemekte. 4090'ı yeterince besleyebiliyor mu hep beraber göreceğiz. İlk oyunumuz F1 2022. Burada 1440p ultra high ayarlarla 7600'de minimum 110, ortalama 156 ve maksimum 171 FPS e gördü. Ryzen 9 7950X ise burada minimum 121, ortalama 162 ve maksimum 176 FPS değerlerini bize sunmuş oldu. F1 2022 bir 1080p çözünürlükte test ettik. Zira 1080p çözünürlüğe indiğimiz zaman işlemciye daha da fazla yük biniyor. Yani çözünürlüğü ne kadar düşürürseniz işlemciye o kadar fazla yük binmeye başlıyor. Özellikle yüksek seviye ekran kartlarıyla birlikte. 1080p ultra high ayarlarda 7600 bize minimum 120 ortalama 172 maksimumda 189 FPS sundu. 7950X ise minimum 87, ortalama 175, maksimumda ise 199 FPS sunmayı başardı. Burada da FPS farkının sadece 3 olduğunu görüyoruz. Evet, açıkçası beni de epey şaşırtan bir durum. 1080p'ye iniyoruz. Üst düzey bir kart söz konusu. 1080p'de kesin darboğaz oluruz diyorum ama arada sadece 3 FPS fark var. Nedendir bu sizce? Bence bunun sebebi oyunun 16 çekirdekli bir işlemciye ihtiyaç duymaması. <laughs> Sıradaki oyunumuz Red Dead Redemption 2 e, epey talepkar bir oyun olduğunu söylemekle birlikte 1440p ve favorite quality ayarlarla test ettiğimizi söyleyelim. Ryzen 5 7600'de minimumda 38, ortalamada 166, maksimumda 209 FPS değerlerini görmekteyiz. Öte yandan 7950 xte ise minimum 45, ortalama 177 ve maksimum 231 FPS değerlerini görmekteyiz. Evet burada 11 FPS'lik bir fark var. Cyberpunk 2077 ile devam ediyoruz. 1440p Ray Tracing ultra ayarlarda 7600 bize minimum 17, ortalama 117, maksimum da 149 FPS sunuyor. 7950x ise minimum 61, ortalama 124, maksimumda ise 159 FPS sunabiliyor. Bir sonraki oyun testimiz Forza Horizon 5 ile gerçekleşti. 1440p ekstrem ayarlarda minimum Minimum 126, ortalama 160, maksimum 295 FPS alırken 7950X'e devam edelim. Minimum 133, ortalama 167, maksimum 192 FPS görürken %1 FPS değerimiz 100, binde %1 FPS değerimiz de 74'tü. Evet burada ortalamada yine 7 FPS'lik bir fark söz konusu iki işlemci arasında. Mountain Blade'deki Bannerlord ile devam ediyoruz. 1440 p veri high ayarlarda 7600 bize ortalama 293 FPS sunarken 7950 de 293 FPS sunuyor. İyi tabii ki evet, <laughs> oyunların kullandığı motorlar değişiyor. Oyunların işlemci kullanımı değişiyor. Bu bağlamda tabii ki oyun performansları arasında farklar söz konusu olacak. Valorant ile testlerimize devam ediyoruz. Deathmatch yaptık. 1440 p düşük ayarlarda test ettik. 7600 bize Minimum 286, ortalama 554, maksimumda 829 FPS yüzde %1 FPS, 253, binde bir FPS ise 56 oldu. 79 50x ile ise minimum 352, ortalama 607, maksimumda da 888 Fpsye ulaştık. %1 279, binde bir FPS ise 60 oldu. Sıradaki testimiz Fortnite. için epey yoğun bir testi 50 oyuncuyu çok küçük bir ortamda topladığınız zaman işlemcinin buradaki payı epey artıyor. 1440p destansı ayarlarda gerçekleştirdiğimiz testlerde 7600 minimum 133, ortalama 188, maksimum 245 FPS verirken %1 FPS değerimiz 62, binde bir FPS değerimiz ise 32 idi. 7950 XT ise minimum 140, ortalama 207, maksimum 290 FPS görürken %1 FPS değerinde 79, 1000'de 1 FPS değerinde ise 23'ü gördük. God of War ile testlerimize devam ediyoruz. 1440p ultra ayarlarda 7600 bize minimum 130, ortalama 169, maksimum 206 FPS sunarken 7950x ise minimum 139, ortalama 186, maksimumda da 251 FPS sunmayı başardı. Son testimiz Spider-Man Remastered. Bu testi özellikle dahil etmemiz gerekiyordu. Zira işlemci kullanımı bu test esnasında %80'lere kadar çıkabiliyor. Ray Tracing kapalı bir biçimde Ryzen 5 7600 600'de minimum 79, ortalama 142, maksimum 183 FPS e elde ederken, 79-50X tarafında minimum 98, ortalama 147, Maksimum ise 216 FPS e elde ettik. Açıkçası ortalama FPS'e de gerçekten minimal bir fark var. Evet, 8 oyunun ortalaması alındığında 7600'ün 7950X'ten sadece %6.2 oranında geride kaldığını düşünüyoruz. Bu arada 2 katı bir çekirdek farkı var fakat tek çekirdek performansında oyunlarda devasa bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Açıkçası kullanıcı tarafından baktığımız zaman 7950X'in neredeyse yarı fiyata satılan bir işlemci için %6.23'lük bir farkın epey iyi olduğunu söyleyebiliriz. Peki oyunlar esnasında sıcakta nasıl değişimler oldu? Oyunlar esnasında gördüğümüz en yüksek sıcaklık az önce de bahsettiğimiz üzere Marvel Spider-Man Remastered'da 76 dereceydi. Bunun da sebebi zaten bariz bir şekilde işlemci kullanımına bağlı. Güç tüketimiyle devam edecek olursak, işlemcinin sistem boştayken çektiği güç 30-35 watt civarındaydı. Oyunlar esnasında bunun haricinde üretkenlik testlerinde işlemci %100 yüke girdiği zaman 90-95 watt gibi değerleri okuduğumuzu söyleyebiliriz. 65 Watt TDP değeriyle yayınlanan bir işlemci için bu durum epey normal. Zira ben de evde 5600X kullanıyorum ve tam yüke getirdiğim zaman 90 Watt civarı bir güç tüketiyor. Evet Bahadır şimdi sonuç olarak 4090 ekran kartı satın alacak olan bir kullanıcıya 7600 önerebilir miyiz? <laughs> ne diyorsun? Sistemin konfigürasyonuna göre açıkçası bu durum değişecektir. 1440 p veya 4K bir monitörle kullanmayı düşünüyorsanız göz önünde bulundurulabilir. Belki bu konuda 7700X tercih edilebilir veya 7700'ün de X ibaresi kaldırılan versiyonu, varyantı yayınlanacak. Belki 7700 tercih edilebilir ama eğer gerçekten ucuz yolda bir şekilde beslemek istiyorsanız 4090 ile tercih edilebileceğini söyleyebiliriz. Ama tabii 1080p gibi bir çözünürlükte kullanacaksanız zaten 4090 almamanız gerekiyor Asla. fazla oluyor. Daha ideal kartlara baktığımızda Nvidia tarafında 4070 Ti olabilir AMD tarafında da 7900 XT kullanılabilir 1440p veya 4K çözünürlükte. Ancak fiyat bazında bu videoyu çektiğimiz Şubat 2023 tarihiyle çok mantıklı bir konumda değil. İleriye dönük olarak belki Zen 4 mimarisini destekleyecek bir anakart aldığınız için mantıklı bir seçim olabilir. Ancak sadece işlemcinin performansına baktığımız zaman takriben %20, %25 daha geride olan 5600, 7600'ün şu an neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Bunun üzerine anakart ve bellek maliyetlerini de eklediğimiz zaman büyük bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcıların orta segment, daha bütçe odaklı sistemler toplamak istedikleri zaman 7600'e yönelmemeleri gerektiğini ben açıkçası düşünüyorum. Kesinlikle. AM5 platformu halen daha yüksek bir sahip olma maliyetine sahip. Anakartların fiyatları her ne kadar ucuzlamış olsa da dediğimiz gibi anakartlar halen daha DDR5 desteğiyle geliyor. DDR4 seçeneği hiçbir şekilde mümkün değil çünkü teknik olarak desteklemiyor. Bu da hem size ek bellek maliyeti olarak dönüyor, anakart maliyeti olarak dönüyor. Yani toplam sahip olma maliyeti epey yükseliyor. Her ne kadar 7600 orta sınıf bir işlemci olsa da aslında topladığınız sistem üst sınıf bir sistem oluyor. Evet AMD bu sokete 2027 yılına kadar destekli verecek. Bu bağlamda ben gerçekten uzun vadeli bir sistem almak istiyorum diyorsanız bakabilirsiniz. Fakat bütçeniz yeterli değilse AMD platformda hala daha tercih edilebilir durumda. Evet bugün AMD'nin bir oyuncu işlemcisi olarak pazarladığı Ryzen 5 7600 işlemciyi inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça <laughs>